dostlar ve bugün biz soru cevap yapalım dedik. Çok güzel sorularınız var. Hemen hızlıca başlayalım. Hesabı erkek mi kadın mı ödemeli? Direkt pat diye girdin. Patiye girdin aşk. Yani bence bu kişisel bir tercih. Değil mi? Evet. Kadın isterse kadın de ödebilir, erkek isterse erkek de ödebilir. Tabii bu biraz Türkiye geçerli bir şey değil galiba ama yani kişisel bence. Her şey erkekler ödemeli gibi bir algı var bizde. Bence her konu kişisel olmalı. Ödemek isteyen ödesin. Benim için kadın olarak sen benim için ödediğin zaman da ben çok minnettarım sana yani. Çok teşekkür ederim. Şey anlamında değil, sen zorundaymışsın gibi değil çünkü sen ödemişti sevgilimsin falan. Ben bunu bir hoş bir hareket olarak algılıyorum her zaman. Tabii ki canım. Diyelim ben sana. Çok hoşuma gidiyor. Ara sıra ben de küçük şeyler yapıyorum. Tabii ki Kadir daha fazla şey yapıyor ama ara sıra ben de yapıyorum işte. Yemeği de söyleyebilirim gibisinden. Eğer içinden geliyorsa neden olmasın. Evet. Ödemeyin kardeşim. Ama kimlere ödeyin? Böyle cam parçanızı bulursanız o zaman ödeyin tabii. Ha, hayır ben. Ama ben görüyorum bana diyorlar işte abi işte şuraya gittim hesabı ödedim, buraya gittim hesabı ödedim. Bir analiz yapın arkadaşlar. Herkes hesabını niye ödüyorsunuz? Bir bakın. Kız iyi bir kız mı? İyi bir insan mı? Ona göre ödeyin. Yoksa niye ödüyorsunuz oğlum herkesin? Siz para kazanıyorsunuz. Kendiniz kazanmıyor musunuz? Allah Allah sinirlendim. Böyle bazıları var. Herkese o ödüyor. Herkese. Kardeşim yani böyle yapmaya yani. Biraz seçici olun arkadaşlar. Evet. İşte mesela bir şey ısmarladınız. Sonra Anastasia gibi aa gel ben de sana bir kahve ısmarlayayım mı diyor mesela. Önce ona bir bakın. İlk buluştuğumuzda ben onu ısmarlamıştım. Sonra hemen o bana işte aa gel sana ben de şunu ısmarlayayım, bunu ısmarlayayım falan filan demiştim mesela. Çok hoşuma gitmişti orada. Hayır. Bizim başımıza gidiyor böyle şeyler. Valla mı? Evet. Tamam. Benim centilmen. Nastya'nın kıyafetine karışır mısın? Yo. Yani karışmak şey mi anlamında? Kendine yok. Bir kombin mi bulmaya çalışıyor? Nasıl bir anlamı var? Sen mesela bunu giyemezsin Cartür. Ay bizim bir tane video var bayağı karıştın. Nasıl olmuş o? Böyle mi çıkacaksın sen dışarı? Evet. Çabuk değiştir şunu. Sen benim kıyafetlerimi karışamazsın. Ben özgür bir kadınım. O zaman bundan sonra benim eteklerimi giymeyeceksin tamam mı? Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O çok komik. O videodaki gibi karışıyor yani. Evet karışmıyor. Niye karışayım oğlum? Neden? Baya ne? Zaten kendi biliyor nasıl giyineceğini. Çok daha açıkta giyinen bir insan değil. Ben niye karışayım yani? Bir tane kısa video vardı. Shorts videosu. Denizdeyiz, plajdayız yani. Üstümüz tabii ki de yani mayolarımız var. Video çekmiştim işte yazmış aa böyle mi dolaşıyorsunuz siz falan filan. Yani biz açıkçası karışmıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Evet yani. Ama Ansas çok karışıyor. Benim etek giymeme karışıyor. Etek giymeme kızıyor. Atıyorum yarın diyecek ki ben blondin olacağım diye sarı saçlı olacağım. Ben diyeceğim tamam aşkım ol. Yani, blond mi? Blond işte. Sarı saçlı. Herkes blond diyor. Bizde de Rusçası blondin yani blond. Yok siz sarı civciv rengi değil mi yani? Civciv o nasıl rengi. Öyle bir beyaz olabilirim yani? Siz karışır mısınız yorumlara yazın. Evet. Gençlere ilişki konusunda tavsiye verir misiniz? Kardeşim takılabildiğiniz kadar takılın. Gidin o kızla bir gün bu kızla... Niye bu ya? Hayır. Nedenini söyleyeyim mi? Hayır nedenini söyleyeyim. Başlayalım. Bu ne? Nedenini söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu yanlış bilgi. Hayır nedenini söyleyeyim mi? Bunu yapın ki... Sonra karşınıza çok iyi bir insan çıktığında... Bak önce ki iyice meyveleri yiyin sonra tepede ne yeni meyveye ulaşırsınız. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Hayır ne demek istedim? Yarın öbür gün aklınız kaymasın. Anladın mı? Sadakatli biri olun diye. Bak. İlk önce aşağıdan level atlıyor sonra yakalamış en iyi meyve. Evet bu da benim tabii. Aa bak. Tabii en iyi meyve sen. En iyi. Tabii ki. En iyi üzüm sensin. Evet. Kirazın en tepesindeydim. Ağacın en tepesindeydim. Evet. Hop yakaladım seni orada. Vallahi yakaladım. Yakaladım. Evet. Bence bir tarafa bakmak çok önemli değil mi aşkım? Hep buna karar veriyorum ben. Bir tarafa işte ortak noktalarınız olabilir. He. Gibi. Yani bir yöne bakış açısı. İki tarafın da bakış açısı benzer yönlerde olmalı. Aynen. Atıyorum. Sen oyun oynamayı seviyorsun. Eğer sevgilin oyun oynamayı seven birisi takılırsınız beraber. Ama nefret ettiğin birisi ne yapacaksınız? Sen böyle hep gezmeyi seven bir insansın. Ben de evet. Anasatayım 7-24 CS oynuyorum mesela. Evet, ya ne yapardın? Yani işte biraz olumsuzluk. Ben gezmek istiyorum, sen evde oturmak istiyorsun. Evet. Gibi. Kötü arkadaşlar, senin öyle bir arkadaşın vardı hatta. Evet. Gıybet olmasın ama.
Adam gezmiyor mesela. Futbolcular evde böyle Fruit Ninja oynuyor. Böyle oynuyor. Kız genç işte şey diyor, buraya gidelim, süre gidelim. O da diyor ben istemiyorum. O da haklı. Kız da haklı. Bu aynı taraf. Böyle değil işte. Böyle. Böyle. Ama mesela biz var ya, biz hep gezmeyi seviyoruz arkadaşlar. Şimdi gideceğiz Starbucks'a mesela. Bu videoyu atacağız, hemen Starbucks'a gideceğiz. Sevgilime kahvesi mi alacağım? Niye kahvesi mi alacağım? Çünkü biz plan yapacağız. Tatile gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Bak çok mutlu. Evet. Tatil videolarımız da çok yakında. O yüzden bekleyin. Muka ve konfetka. Konfetka geliyor valla. Kaç para kazanıyorsunuz? Yok yok, öyle demeyelim. Nazar değmesin. İlk yarışmalarımızı kapatmak için güzel yaşıyoruz bence. İhtiyaçlarımızın fazlasını da kapatıyor. Ara sıra gezebiliyoruz. Görüyorsunuz gibi bir şey gizleyemeyeceğim. Ara sıra. Rakam vermeyelim ama. Kira oluyor. Yemek alabiliyoruz. Ara sıra gezebiliyoruz. Birikim yapabiliyoruz. Sosyal medyada para var arkadaşlar. Bak, rakam vermememin sebebi şimdi görgüsüzlük olmasın diye. Şimdi aynen. Ben de eskiden çok fazla para kazanmıyorken insanların maaşlarını söylediklerinde biraz şey oluyordum yani. Ulan ben şu kadar bile kazanamıyorum. Adam diyor ben bu kadar kazanıyorum. 500 lira KYK ile geçiniyordum o zamanlar. Adam diyor ben bu kadar kazanıyorum. Evet. Beni sinir ediyordu bir tık, anladın mı? Moralimi bozuyordu. Güzel bir rakam diyebilirim. Yani çift rakamlara ulaşıyor, çift sayılara ulaşıyor diyelim. Ev işlerini kim yapıyor? Yani genelde beraber hallediyoruz. Evet. Şimdi bana kılıbık falan diyenler olacak böyle. Yok işte bizde öyle bir şey yok. Yok kılıbık sen niye yapıyorsun gibisinden de. Arkadaşlar biz şimdi ikimiz aynı evde yaşıyoruz. Şimdi ben işe gidip gelsem Anastasia yapar. Ama ben işe gidip gelmiyorum. Ben de evdeyim, o da evde. Akademinin hoşuma giden şu. Diyorum bu karnı sadece de böyle sinirliyim, beklemiyor ne zaman benim tabağda burnunu önüne getirecek diye beklemiyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Gidiyor, kalkıyor, yapıyor, bakıyor, buzdolabı boş. Diyecek ha o zaman ya bir şey söyleyeyim. Böyle olması lazım. Evet. Ya bana bu yüzden kılıbık diyorlar aşkım. Yok işte kılıbıkmışım ben. Dinleme sana. Erkek misin sen diyorlar. Sen gerçek erkeksin. Evet. Kılıbık. Ya dışarıdan söylüyorum kardeşim, dışarıdan söylüyorum ben. Yemekle uğraşmıyorum, Allah Allah. Hiç uğraşmıyoruz, yok yorgun ağrıdın değiliz falan. Yemekleri genelde dışarıdan söylüyoruz. Temizlikte diğer türlü. Bazen abla geliyor zaten, temizliğe evet. Abla geliyor. Yardım edin eşinize, sevgilinize, her şeyi onun üzerine yüklemeyin. Sonra diyorlar erkek misin sen? Erkeğim kardeşim. Yerim ben seni. Hiç tartışmıyor gibisiniz, gerçekten ciddi bir kavga ettiniz mi hiç? Yani çok çok ciddi falan kavga etmek şey yumruklarla falan. Yani hani böyle işte bağırışlar, kavgalar, Allah'ım şöyle böyle öyle bir kavgamız olmadı Allah aşkına. Vallahi. Tartıştığımız çok nadirdir. Benim sayabildiğim 3 ya da 4 kere, biz 2 yıldır beraberiz. 3 ya da 4 kere tartıştık. O tartışma gibi değildi çok fazla. Yani biraz evet işte anlaşılmaman gibi. Evet. Her zaman konuşmak lazım anasını da satayım. Evet. Her zaman konuşmadıkça sen ben farklı düşünüyorum, o farklı düşünüyor. Oradan kaynaklanıyor evet. Yani. Orada tartışma mesela Anastasia bana bir şey söylüyor. Ben mesela alındığım için hiçbir şey demiyorum, cevap vermiyorum falan. Bu yüzden uzuyor aslında. O daha çok konuşmayı seviyor. Hani bir sorun olduğunda oturup konuşalım diyorsun sen. Ben tam tersi hemen sessiz kalmıştım böyle. Sonra baktım ki bu bir işe yaramıyor. Hatta tam tersi daha kötü oluyor. Böyle bir durumda konuşmak lazım arkadaşlar. Oturup evet. Konuşacaksınız. Hakikaten. Beraber o konuşmayı öğreniyoruz açıkçası. Evet. Vallahi nasıl satayım? Sözde çok kolay. Oturun konuşun dertlerine falan filan cırcır. İşte o kadar kolay değilmiş açıkçası. Evet. Ara sıra herkes de olur. Saygıyı unutmayalım arkadaşlar. Evet. Karşınızda bir insan. Laf kılıçtan daha keskindir. Ya bir şey dersiniz eğer ağzınıza kaçarsa o kadar pişman olacaksınız ki. Evet. O yüzden saygılıca, güzelce konuşuyorsunuz. Bitti. Hiçbir zaman şöyle laflar işte yok aptalsın, saçma diyorsun. Yok. Hiçbir zaman demiyoruz bunu. Yok. Çünkü bu bir saygısızlık. Konuşmaya çalışıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, sen böyle yaptın, bunu beğenmedim gibi. Evet. Bizim aramızda öyle şey yok ya, o sınır yok. Var yani. Sen salaksın, aptalsın gibi bir şey yok ya. Şakasına bile demeyiz. Evet. Maksimum video için de ama öyle bir video aklıma bile gelmiyor evet. Açıkçası. Rus sevgilin olduğu için nasıl hissediyorsun? Hani her sabah uyandığımda aman Allah'ım bugün de Rus sevgilim var. Allah'ım. Din, ırk, dil hiçbir şey önemli kalmıyor bir yerden sonra zaten. Vallahi bir sonuçta bireysel olarak bakıyoruz. Nasıl evet. Mevlana demiş işte ırk, carcık falan önemi yok. Önemi yok oluyor yani. İlk başlarda benim sevgilim Türk onu fark edebiliyorsun sonra artık fark etmiyorsun. Bir yerden sonra bana Türk gibi geliyor veya işte yabancı biri gibi gelmiyor. Ha bu açıdan ben çok mutluyum. Yabancı bir kız arkadaşım olması benim çok hoşuma gitti. En başından hatta sen tanışmıştık biz. Rus olduğunu söyleyince ben şaşırdım böyle ama hoşuma gitti yani. Ben evet ya. Hep gülüyordu bütün gün böyle. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Mutlu hissediyorum yani. Ben de Türk sevgilim var diye çok mutluyum açıkçası. Evet kız.
Biz bulduk birbirimizi. Vallahi aşkım. Yani size tavsiye ederim. Belirus kızı izleyen varsa, Türkçe'ye o kadar bilgi kadar bilgi veriyorsa ben de Türkçe'ye tavsiye ederim. Var. Ben görüyorum yorumlarda. Bir sürü Rusça yazılar, Kiril alfabesiyle falan okuyorum, çeviriyorum onlarını. En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalimizi alamıyoruz. Çünkü o zaman gerçekleştirmeyeceğim. Buna çok inanıyorum. Ben söylemek değil, göstermek istiyorum. Doğru arkadaşlar. Ben söyleyecektim ama utandım, söylemiyorum şu an. Eve çıkmak hayalimizdi mesela, eve çıktık. Evet, şimdi başka hedeflerimiz var ve onları zaten YouTube'umuzdan görürsünüz, merak etmeyin. Yakında geliyor. Esra ne hayal ediyordun mesela, en çok hayal ettiğin? Ben mi? Evet. Üniversite okurken diyordum ki, yok her gün bunu düşünüyorum, ben Türkiye'de yaşayacağım, benim güzel Türk sevgilim olur, Türkiye'de yaşayacağım, güzel Türk sevgilim olur, carcığım falan. Yani düşünsen tek başına başka ülkeye düşünüyorsun. Seni kendini de düşün 20 yaşında. Çok zor bir şey, 20 yaşında bunu yaptın sen, helal olsun evet, yani. Evet, valla hiç korkmadım çünkü. Tek başına gidip geldim Türkiye'ye. Valla. Vay be, ben yapamazdım valla. 20 yaşında tek başıma, şu an yapabilirdim belki, 25 tabii belki. Tabii çünkü daha güvenli daha ama 20 daha falan, küçük evet. Kendini hissediyorsun, bunu çok hayal ediyorum. Evet. Ve yaptım, gerçekleşti. Her şey kazdım. Tırnaklar var ya. Nasıl oluyor şarkı bana, kazdım tırnaklar var ya. Şarkıya mı da bunu söylüyordu, benim de aklımda kalıyor. Evet kısa, sen başardın, ben de başardım. Benim sen en büyük hayallerimden birkaç tane vardı. Yabancı bir kız arkadaşım olmasını çok istiyordum. O kız arkadaşımla işte videolar çekmek çok istiyordum. Sosyal medya yapmak çok istiyordum. Bunların hepsi oldu valla. Eve çıkmak istiyordum. Valla. Ben de bunları istiyordum. Gizli bir şekilde hani anlamayan böyle bilinçaltında blogger hep olmak istiyorum. Kadir'le tanıştım. Olduk. Evet arkadaşlar, sorular bu kadar. Bir istediğiniz soru varsa mutlaka yorumlara evet, yazın bir sonraki videoda. Evet, biz part 2'yi bir çekelim. Evet. Çok daha güzel görüşürüz. Daha dolu dolu bir video, daha bir tane daha çekeriz. Aynen öyle. Bu formatı beğendiniz ya, bir sürü sorular yaz. İstediğiniz o konularda biz mutlaka not alıp çekelim. Tekrar bir tane video daha çekelim. Sizinle daha yakın olalım. Aynen arkadaşlar, o yüzden hepinizi bekliyoruz. Yorumlara görüşmek üzere. Yorumlara görüşmek üzere. Biz Starbucks'a kaçalım. Hadi bakalım.